Dostlarım selamlar, kanalıma hoş geldiniz. 2 ay sonra tekrardan birlikteyiz. Şimdi bugün Darlık Barajı'nda kamp atacağız. Bu arada yeni motorumla ilk kampım olacak. Ben de biraz heyecanlıyım, o yüzden ekipmanlarımı giyindim. Keyifli bir sürüş olacak. Darlığa süreceğim 60 km. Daha önce Darlık Barajı'nın içerisinde bir kere kaybolmuştum. O zaman çok güzel bir yer keşfetmiştim. Bugün oraya gitmeye çalışacağım. Yalanmak da istemiyorum. Hemen yola çıkalım. Nereden gideyim lan, siz söyleyin. Ha? Şuradan mı gideyim? Şuradan mı gideyim? Şuradan gideyim. Sanırım motosikleti burada kaydırmak istemem. Şurada. Böyleydi. Ama hayattaki şansım tabii. Orası dolu. Akşam güneşinden faydalanmak için sandalyemi buraya çektim. Manzaram da böyle işte. Çakala bakın. Bu baykuş. Bu ne? Erken başladılar bu sefer ötmeye. Normalde bugün akşam yağış gözüküyordu ama Furkan şansı. Hadi görüşürüz. Gözlüğümü almadım annem. Görüşürüz. Şimdi muadili olan diğer motorları kullanmadığım için bir kıyaslama yapamam ama tabii Küba'dan bu motora geçince şimdi övmeye başlasam say say bitmez. Bu arada bütün parayı motosiklete verince geriye kalan parayla tek alabildiğim şey zincir kilit oldu motosikleti bağlamak için. Başka da param kalmadı. Motosiklet bu arada ekipmansız kullanılacak bir motosiklet değil arkadaşlar. O yüzden ekipmanları giydim. Umarım seneye bu zamanlar bütün borçlarım bitmiş olacak. O zaman gerçekten tam süreli yolda oluruz. O zaman gerçekten tadını çıkartırız bu motorun. 100 cc motora geçmenin en güzel yanlarından birisi de yorulmuyorsunuz. Eski motorumla maksimum 90'la gidebiliyordum. O da işte vibrasyonla vesaire yoruyordu. Bir de motoru kullanırken hayal ettiğimi gerçekleştirebiliyorum. Mesela trafikte bir şey oluyor, sinirlenmiyorum. Diyorum ki şuradan geçebilirim diyorum, basıyorum gidiyorum. Bu
arada barajın içine girdik ama size bahsettim, daha önce geldiğim yeri bulmaya çalışıyorum. Sanırım yanlış yola girdim çünkü baraj sağ tarafımda kaldı. Nereden gideyim lan, siz söyleyin. He? Şuradan mı gideyim? Şuradan mı gideyim? Şuradan gideyim. Pişt. Oğlum dur, kaçma dur. Dur. Eğer tahminlerim doğru çıkarsa benim keşfettiğim yer buraya sola döndüğümüzde ileride. Bakalım doğru çıkacak mı? Sanırım motosikleti burada kaydırmak istemem. Şurada. Adamların durduğu yer benim daha önce keşfettiğim yerdi ama adamlar olduğu için oraya kamp kuramam. Dostlarım tekrardan selam. Kamp kuracağımız alana geldik. Şimdi benim size o dediğim daha önce keşfettiğim yer aslında son şu ileride köşede. Hayattaki şansım Koca Barlık Darlık Barajı'nda bir kişi kamp atıyor. O da gitmiş oraya çökmüş. Belki akşam giderler, bilemeyiz şimdi. Ama benim artık kurulmam gerekiyor. Geç oluyor saat. O yüzden ben de buraya kurulacağım. Bu manzarası mükemmel oranın ama başkası kurulduğu için kurulamayacağız. O yüzden o köşeyi seçtim az önceki yeri. Bu arada Darlık Barajı'nın derinlerine indik. Telefon çekmiyor. Akşama sağlam odun lazım. Size bahsettiğim yerin manzarası böyleydi. Ama hayattaki şansım tabii. Orası dolu. Zaten sesleri geliyor. Şu köşeydi benim dediğim yer. Manzarası da böyleydi. Sağlık olsun. Saat 2:30. Bir an önce kurulup işleri halletmemiz lazım. Geçe kalmayalım. Kışın şu anda hava akşam erken kararıyor biliyorsunuz. O yüzden normalde hemen şurası da güzel ama adamlara yakın olmak da istemiyorum. Gece kalırlarsa seslerini duymak istemiyorum açıkçası. O yüzden bizim seçtiğimiz yer, mecbur oraya katlanacağız.
Dostlarım selam yeniden. Çadırımı kurdum, sandalyemi, masamı, motorumu ayarladım. Şimdi karnımızı doyuracak kadar odun bulmamız lazım. Aslında ben baraj kenarlarından odun buluruz diye düşünüyordum. Ama aşağılar çamur. Oraya girmek istiyor muyum bilmiyorum. O yüzden arka tarafa, ormana dalabilirim. Bakalım. Şöyle bir göz ucuyla kontrol edelim şurayı. Şu ağacı alabilirim aslında ama orası çamur. Böyle kuru gözüktüğüne bakmayın. Tek tük dal parçaları var. Yine onları alırız. Ama bize sağlam odun lazım. O yüzden bakacağız. Bakacağız. Ormana bakacağız. Hadi odun toplamaya gidelim. Evet. Şansımıza bu da sivri ağaçlar var. Şu ağaç kırık. Kuru zaten. Şunu almaya çalışalım. Bu şimdi yemek yapmamıza yetecektir. Hem kuru hem güzel yanacak. Sadece etrafını dikenler sarmıştı. O biraz uğraştırdı. İnsanoğlu işte. Böyle insanoğlu. Normalde kendi ocağımı kurmayı düşünüyordum ama zaten biraz sonra akşam için ateş yakacağız. O yüzden direkt bunun üzerinde yemeğimi yapacak şekilde ayarlayacağım. Sessizliğin güzelliğine bakın. Arı, sinek, kuş, başka ses yok. Kaşarlı mantarlı omlet yapacağım. Kahvaltı olarak. Gerçi akşam oldu. Kahvaltılık bir şey kalmadı ama olsun. Bu arada o taraf artık gölge kaldığı için çok soğuk oluyor. Ben akşam güneşinden faydalanmak için sandalyemi buraya çektim. Manzaram da böyle işte. Fena acıktım.
Şu sessizliğe bak. Dostlarım saat 5 çeyrek, hava kararmadan biraz manzaraya karşı kitap okumak istiyorum. Gün batmadan. Bu arada hırkamı giydim. Güneş batmak üzere. Bu kötü. Güneş batınca hava bir anda soğuyor. Şimdi bir kitap aldım. Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü diye. Kitabı daha okuma fırsatı bulmadım açıkçası. Ama kitabın güzel olduğunu biliyorum. Kitap sizi Bir İdam Mahkumunun psikolojisine büründürüyor. Aslında zaten hayatta hepimiz idamını bekleyen mahkumlar gibiyiz. İnsanlara mesela şunu deyin. Yarın ölecek olsanız ne yaparsınız? Çok çılgın şeyler söyler böyle. Ne bileyim, şunu yaparım, bunu yaparım. Yarın ölebilirsin mesela. Niye yapmıyorsun o zaman? Niye erteliyorsun ya da? Şu da ayrı bir parantez tabii. Ölüm duygusu da mesela çok şey. İnsanları nasıl çıldırtmıyor mesela. Yarın öleceğini bilsen belki çıldırırdın. Ama şu anda umursamıyorsun. Çünkü belirsiz. Ama bir gün öleceksin. Yarın da olabilir bu. Tabii ölüm duygusu yaşlı insanların genelde baş konularından birisi. Gençlerde böyle bir şey yok. Tabii sağlık var, şeyi var. Ama dediğim gibi hepimiz ölebiliriz yani. Peki niye son günümüz gibi yaşamıyoruz? Enteresan. Ya da niye çıldırmıyoruz mesela? Ölüm duygusu bizi niye çıldırmıyor? Çakala bakın. Çakal beni görünce ormana kaçtı da. Bu arada gece çakallar iner. Buraya kurulacaktım ama şansımıza sabah billeri vardı, kurulamadık. Gece bu arada çakallar kesin yanımıza gelecek. Gelmeme şansları yok yani. O yüzden sağlam bir ateş yakmamız lazım. Şimdi işi gücü bırakıp her şeyi tamamen odun toplamaya dökeceğim. Mekana döndük. Gece çöktü. Akşam serinliği vurdu. Şimdi bana büyük odun lazım. Bakalım. Buradan toplamaya çalışacağım. Şunlar biraz yaş gibi. Buralar hep sürmüş önceden tabii. Hala yaş. Düşmeliyiz. Saat 7:20 var. Hava karardı. Şu ateşi bir ayrı çekme zamanı geldi.
Saat 7 çeyrek var. Hava karardı. Şu an sefil karanlık. Ateşi ağırlıyorum. Baykuş sesi geliyor şuradan. Çok güzel. Bakalım yakalayabileceğiz mi? Ağzından çıkan buhara bak. Baykuşlar her yerde. Dostlar biliyorsunuz ben odunları hep ateşin etrafına dizerdim. Ama bugün dizmeyeceğim. Çünkü odunlarım az. Odunum kurursa daha çabuk yanacak. Daha çabuk tükenecek. O yüzden odunların yaş kalmasını istiyorum. Yaş olunca daha yavaş yavaş yanacak. Hemen yanmayacak, bitmeyecek. Benim de işime gelecek açıkçası. Bu kadar odunum var. Gördüğünüz gibi etrafına dizmedim. Zaten erken yatarım. İdare eder diye düşünüyorum. Bu ne ses lan? Bilen var mı? Arkadaşlar bu neyin sesi? Bu baykuş. Bu ne? Saat 7:20 geçiyor. Ya hava zifiri karanlık. Sessizliğe bakın. Yıldızlar mükemmel bu arada. Uzun zamandır yıldızları izlemiyordum. Birazdan çakallar böyle ötmeye başlar diyecektim. Başladılar. Erken başladılar bu sefer ötmeye. Saat 8. Bu arada telefon hiçbir yerde çekmiyor. Yani bir dişli olsa çeken bir yer arıyorum ama çekmiyor. Sıfır. Şebeke sıfır yani. O yüzden hiçbir şey paylaşamıyorum. Ateşi ağırlayalım bari de. Oğlum sen nesin lan? Lan kirpi miymiş bu? Sesleri yapan, bir saatte ses yapan kirpiymiş arkadaşlar. Ateş kadar güzel bir şey var mı? Şu odunları da kesmeye üşendim. Yaktıkça öne doğru süreceğim o yüzden. Oğlum kirpi bir yerinde dur lan, kirpi. Kirpi hala geziyor. Niye duruyorsun beni görünce? Fışır fışır ses yapıyorsun. Beni tribe sokuyorsun. Çakal sanıyorum ben. Ne oldu şimdi? Niye durdun? Yağmur yoktu. Yağmur da geldi. Ben böyle şansın içine tüküreyim.
Dostlarım günaydın. Saat 8.30. Ben şimdi uyandım. Hayattaki şansım gördüğünüz gibi yine yağıştı. Normalde bugün akşam yağış gözüküyordu ama Furkan şansı. Şimdi toparlanacağım, hazırlanacağım, sonra gideceğim. Çünkü burası iyice çamur olursa buradan çıkamayabiliriz. O yüzden bir an önce toparlanıp gitmem gerekiyor. Çöpümü de uzağa koymuştum. Gece hayvan gelmesin diye. Çöpümü alıp götürmüş hayvan. Sen niye böyle duruyorsun? Bu arada akşam yağmur yağmaya başlayınca çadırımın üzerine hemen bir su yolu yaptım. Çünkü çadırım biraz şeyde kalıyordu. Gelen sular böyle sağa sola gitsin diye. Bu şekilde.